konukları. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız bitti. Toplantımızın gündeminde hükümetin milli paramızı pul eden yanlış politikaları ve çakma ekonomistin milletimizin cüzdanını da tenceresinde boşaltan hataları vardı. Hızla artan hayat pahalılığı, emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, küçük esnafımızın içine sürüklendiği durum, kurulumuzun en önemli gündem maddesiydi. Erdoğan şahsım yönetimi ekonomide büyük ve yapışkan bir krize neden oldu. Erdoğan şahsım rejiminin devlette sebep olduğu yönetim krizi ise diğer tüm krizleri besleyip büyütüyor. Türkiye'miz yönetilmiyor. Her alanda savruluyor. Ama görünen o ki ülkeyi yönetenler sebep oldukları bu büyük buhranın farkında dahi değiller. 1 dolar 10 liraya geçti. Sarayda oturan kibir abidesi ekonominin kitabını yazmaktan bahsediyor. Sanki adeta milletin perişan haliyle alay ediyor. Toplantımızda hem ekonomik krizi hem de devlet yönetimindeki krizi aşmak için neler yapılabileceğini de ele aldık. Cumhuriyet Halk Partisi yarın seçim varmış gibi çalışıyor. Sayın Genel Başkanımız, parti yöneticilerimiz her gün sahada, milletvekillerimiz yurdun dört bir yanında, örgütlerimiz milletimizin arasında dertleri dinliyor. Milletin sıkıntılarını paylaşıyor. Belediyelerimiz hemşerilerin dertlerine kara kışla derman olmak için destek programları planlıyor, uyguluyor. Çok yaklaşan sandığa ulaşana, sandık açılıp son oy sayılana, seçim sonuçları millete ilan edilene kadar hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sonrasında da bu ucube şahsım rejiminin ekonomide, devlet yönetiminde, demokraside milletimize ödettiği bedellerin telafisi için büyük bir mücadeleye başlayacağız. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yaşını kutluyoruz. Başta Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs davasına ömrünü adayan büyük kahramanları, Kıbrıs Fatihi Karaoğlan Bülent Ecevit'i ve dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun siyasal eşitliğini sağlama hedeflerinin takipçisi olacağız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü arttıracak ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil bölüşümünü sağlayacak politikalarında destekleyicisi ve uygulayıcısı olacağız. Değerli basın mensupları, büyük halk ozanımız Yunus Emre, ilim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır, diyor. İnsan önce kendini bilecek. Kendini bilmezse ne kadar okursa okusun boş. Erdoğan kitap okumakla arasının hoş olmadığını hep söylüyor. Ama bu eksiklik Erdoğan'ın en azından kendini bilmesine de mani değil. Ne de olsa kişinin kendini bilmesi en temel erdemdir. Ne diyor atalarımız? İslam'ın şartı 5 ise 6.'sı da haddini bilmektir. Erdoğan bunu bilse çıkıp da biz ekonominin kitabını yazdık demezdi. Diyemezdi. Yazdığını iddia ettiği o kitabın sayfalarında milletimizin çektiği acıların, yaşadığı dramların farkına varırdı. Utanır, bu kitabı ben yazdım diye böbürlenmezdi. Erdoğan'ın yazdım diyerek böbürlendiği kitapta Adana'da 8 aydır kirasını ödeyemediği evde iki çocuğunu ısıtmak için saç kurutma makinesini açıp yan odada hayatına son veren 26 yaşındaki ev kadını Emine Akçay var. Bu kitapta yine Kocaeli'nde oğluna istediği okul pantolonunu alamadığı için bunalıma giren, sonra da yaşamına son veren işçi İsmail Devrim var. İzmir Torbalı'da tarım kredi borçlarını ödeyemediği için cinnet getirip yaşamına son veren, geride 3 evladını yetim bırakan çiftçi Basri Yıldırım var. Osmaniye'de pandemide işsiz kalan, geçim sıkıntısı nedeniyle düştüğü bunalımdan çıkamayıp yaşamına kıyan gencecik müzisyen Yusuf Karayiğit var.
ve Yusuf gibi salgında doğru düzgün destek almadığı için çaresizlikten yaşamına kıyan 101 müzisyenimiz var. Malatya'da atanamadığı için inşaatlarda çalışan, elektriğe kapılarak hayata veda eden, ölmeden önce de Erdoğan ve şürekasına hakkını helal etmeyen 23 yaşındaki beden öğretmeni Fedai Altun var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta çöp konteynerlerinden, pazar atıklarından rızkını çıkarmaya çalışan on binlerce insanımızın dramı var. Bunlar Erdoğan'ın yazdım dediği kitaptan insan manzaralarının sadece bir kısmı. Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide 17.921.000 yoksul var. Sofrasına iki günde bir et, balık veya tavuk yemeğini koyamayan 30.538.000 yurttaşımız var. Borç taksitlerinden bunalan 42 milyon vatandaşımız var. Yılda bir hafta tatil yapacak parası olmayan 48.550.000 insanımız var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta %20'ye dayanan tüketici enflasyonu var. %46'yı aşan üretici enflasyonu var. Bir yılda %124 zam gören karnabahar var. %70 zam gören patates var. %68 zam gören tavuk eti var. %62 zam gören domates var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta mutfaklardan gelen boş tencerelerin sesleri var. Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide Türkiye'yi nasıl dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeler liginde 12.liğe çıkardığı var. Erdoğan'ın yazdığı kitapta 2023'te Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapacağız deyip yola çıktıktan sonra 10 yıl içinde hem de 2023'e 2 yıl kala Türkiye'yi en güçlü 20 ekonomi liginden nasıl düşürdüğü var. Erdoğan'ın kitabında seçim beyannamelerine, devletin kalkınma planlarına yazdığı milli gelir, fert başına gelir, ihracat hedeflerinin yarısına bile ulaşamayacağı var. İşsizlik hedefinin ikiye katlanması var. Erdoğan'ın yazdığı kitapta millete verilen sözlerin altında ezilmek var. Erdoğan'ın yazdığı kitapta alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım dedikten 7 yıl sonra milli gelirimizi 241 milyar dolar, fert başına gelirimizi ise 3.983 dolar düşürmek, eritmek var. Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide Cumhuriyet tarihimizde ilk defa fert başına gelirin 7 yıl üst üste düşmesi var. Ekonomide böyle bir beceriksizliğin kitabı daha bugüne kadar yazılmadı. Bu kitabı yazmak Erdoğan'a nasip oldu. Değerli basın mensupları, Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Sarı Memur Sendikası'na düzenlettirdiği bir müsabenede bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik dedi. Ama Erdoğan'ı bu sefer de kendisine bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın şu kitabı yalanladı. Bu kitabın ismi 2002 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı. Bunun 254. sayfasında da memur maaşlarının 2017'de, 2018'de ve 2020'de ve 2021'de yani bu yıl enflasyonun altında kaldığı yazılıyor. Kamu işçisinin ücretlerinin de 2018'de, 2020'de ve bu yıl 2021'de enflasyonun altında kaldığı yazılıyor. Erdoğan'a bağlı kurumların yazdığı bu kitapta enflasyona ezdirilen memurların ve işçilerin acı hikayesi var. Erdoğan'ın kitabını yazdığı ekonomide asgari ücretin nasıl sefalet ücreti haline getirildiği var. Bugün net asgari ücret 2826 lira. Ama ülkenin açlık sınırı 3093 lira. Yoksulluk sınırı ise 10.076 lira.
Arnavutluk'tan sonra tüm Avrupa'da en düşük asgari ücret Türkiye'de. Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyenlere ne kadar iş verebildiğiyle, işsizliği ne kadar düşürebildiğiyle ölçülür. Erdoğan'ın yazdığı ekonomi kitabında bu ülkede işsizlerin sayısının 5 milyon 553 binden 7 milyon 870 bine çıkarmanın hikayesi var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta ülkemizdeki her gençten birini işsiz bırakan bu ülkenin şartlarıyla hiçbir şekilde uyumlu olmayan ekonomi politikaları var. Her 4 işsizden birinin üniversite mezunu olması beceriksizliği var. Üniversite mezunlarını çalıştıramıyoruz. Erdoğan'ın yazdığı ekonomi kitabında 15-29 yaş arasında 5 milyon 700 bin gencimizin nasıl evde oturan ev genci haline getirildiği var. Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide milletin evlatlarına tek bir maaş alacağı iş vermezken sarayındaki beslemelerine 3-5 ayrı yerden 3-5 maaş nasıl bağlandığı var. Bu paralara sıkılmadan huzur hakkı denmesi var. Erdoğan'ın kitabını yazdığı ekonomide lüks arabalarda burnuna pudra şekeri çeken AK Parti danışmanları var. Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide umudu kaybettiği için ülkeden ayrılmak isteyen gençler var. Yapılan son araştırmaya göre 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin %61'i daha iyi bir yaşam için dışarıya göç etmeyi planlıyor. %56'sı mevcut gelirimle geçinemiyorum diyor. %31'i de mevcut gelirimle kıt kanaat ancak geçiniyorum diyor. Erdoğan'ın yazdığı kitapta gençlerimiz ülkenin geleceğinden de kendi geleceklerinden de kaygılı. Erdoğan'ın yazdığı kitapta eğitim sisteminin ideolojik vesayet altına alınarak nasıl yapboz tahtasına döndürüldüğü var. Lise çağındaki öğrencilerimizin OECD ülkelerindeki akranları arasında nasıl okuma becerisinde sondan 6., nasıl matematikte sondan 5., nasıl fende sondan 8. olduğu var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta eğitimin içler acısı hali var. Erdoğan'ın kitabını yazdığı ekonomide rekor kıran borçlar var. Bu kitapta ülkemiz de borçlu, vatandaşımız da gırtlağına kadar borçlu. Bundan 18 yıl önce devletin, ailelerin, şirketlerin ve finansal kuruluşların toplam borcu milli gelirimizin %95'i kadardı. Yani gelirimiz borcumuza yetiyordu. Şimdi bu oran milli gelirimizin %153'üne ulaştı. Artık gelirimiz borçlarımıza yetmiyor. Evet, Erdoğan'ın yazdığı kitapta borcunu borçla ödeyen bir ekonomi var. Erdoğan'ın yazdığı ekonomi kitabında satılan limanlar var, tekel var, şeker fabrikaları var, termik santraller, hidroelektrik santraller var. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu vurdurduğu telekom var. Satılan yüzlerce arazi, otel ve bina var. Satıp savulan ve parasının nereye harcandığı bilinmeyen 62,5 milyar dolarlık kamu malı var. Erdoğan'ın kitabında milletin elde kalan son gümüşlerinin varlık fonu denen saraya ait paralel hazineye devri var. BOTAŞ'ın, Ziraat Bankası'nın, Eti Maden'in, Türkiye Petrolleri'nin bu paralel hazinede nasıl hesapsız kitapsız yönetildiği var. Kanuna rağmen milletin meclisine hesap vermeyen, denetim raporlarını meclisten kaçıran bir yönetim anlayışı var. Bu kitapta, Erdoğan'ın yazdığı bu ekonomi kitabında hiçbir şeyin hesabını vermek yok. Meclis denetiminden kaçan, yaptıklarının hesabını vermekten korkan, saydam olmayan bir anlayış var.
Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak deyip de milletin geçmediği köprüye, yola, tünele, uçmadığı havaalanına, yatmadığı hastaneye milyarlarca dolar ödemek zorunda kalması var. Erdoğan'ın kitabını yazdığı ekonomide arşa çıkan gübre, tohum ve ilaç fiyatları nedeniyle artık ne yapacağını şaşıran çiftçilerimiz var. Hafta sonu memleketim Tekirdağ'daydı. Çiftçilerimize bir dokunduk, bir nahiş ettik. Süleymanpaşa'da bir çiftçimiz, geçen gün gübre sordum, 9.150 lira dediler. 2 saat sonra sordum, 9.250 lira dediler. 1 saat içinde ne değişti anlamadım. Artık fiyatlar saat saat artıyor dedi. 1 kilo üre gübresi 1 dolar olmuş. Çiftçi 500 dönüme 14 ton gübre atıyormuş. Daha Bismillah deyip tarlaya gübre atarken 14 bin dolar masraf çıkıyor. Çiftçilerimizin bu fiyatlarla tarlaya gübre atmaları mümkün değil. Devletin son açıkladığı destekler de komik. Çiftçimiz diyor ki verim bu yıl en az 1/3 oranında düşer diyor. Anlaşılıyor ki bu kara kışın ardından gelecek baharda da, bahar da, yaz da çok zor geçecek. Halde balıkçılıkla meşgul bir hemşerim. Geçen yıl özel tüketim vergisiz 3,5 lira olan mazotu şimdi ÖTV'yi zaten bitirdiler, sıfırladılar. 8 lira 15 kuruştan alıyoruz. Geçen sene 5 lira olan Strafor koli bu sene 10 lira 25 kuruş oldu diyor. Hamsiyi tutan kazanmıyor, hamsiyi satan kazanmıyor, yiyen de pahalı yiyor. Burada bir eksiklik var. Bunu çözsünler diye dert yanıyor. Ama Erdoğan'ın kitabını yazdığı ekonomide milletimizin feryatları sarayın duvarlarını aşamıyor. Erdoğan'ın kitabını yazdığı ekonomide skandallar var. Merkez Bankası'nın arka kapısından ihalesiz, hesapsız, kitapsız buharlaştırılan 128 milyar dolar var. 2018 genel seçimlerini ve 2019 mahalli idare seçimlerini kazanmak için ucuz ucuz satılan 128 milyar dolar var. Bugün dolar 10 lira. Ve ortada korkunç bir kamu zararı var. Merkez Bankası'nın kasası bıraktık 70 senti tek bir sente muhtaç. Merkez Bankası'nın döviz varlığı artık döviz borcuna yetmiyor. Merkez Bankası'nın kasasındaki dövizler 5 Kasım itibariyle 35 milyar 170 176 milyon dolar açık veriyor. Damat at izi it izine karıştı deyip Allah sonumuzu hayır eylesin dedi, kaçtı gitti. Şimdi intikam soğuk yenen bir yemektir diye kitap yazdığı söyleniyor. Yakında bu kitap da raflardaki yerini alacakmış. Ama daha önce kayınpederiyle beraber yazdıkları Ekonomi Nasıl Batırılır kitabı var. O kitap milleti perişan etti. Kayınpederiyle beraber millete yedirdikleri koruklar, çocuklarımızın, torunlarımızın midesini daha uzun süre ekşitecek. Millete üzümün koruğunu yediren kayınpeder şimdi çıkmış, biz olgunlaşmış üzüm yiyeceğiz diyor. Buyurun, bu hanı iştahı sizin de, sandıkta geliyor unutmayın. Üzümlerin kursağınıza takılıp kalması yakındır. Erdoğan'ın kitabını yazdığını söylediği ekonomide milli paramızın değeri güneş görmüş kar gibi eridi. Merkez Bankası'na son başkan 19 Mart'ta atandı. Bu atama kararının resmi gazetede yayımlandığı gün dolar 7 lira 22 kuruştu. Bugün dolar 10 lira. Türk lirası Mart ortasından bu yana %28 dolara karşı değer yitirmiş. Bize benzeyen ekonomiler arasında dolara karşı parası en fazla değer yitiren ülke bizim ülkemiz. En yakın rakibimiz Arjantin pezosundan 3 kat daha fazla bizim paramız değer yitirmiş. Türk lirası Bulgar lavasına karşı %25, Fas diremine karşı %26,
Daha önce hiç ismini duydunuz mu bilmiyorum ama Mozambik Medical'ine karşı %38 değer kaybetmiş. 9 yıl önce Erdoğan ne diyordu? Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. İşte bu sözlerin sahibi bugün milli paramızın itibarını 5 paralık etmenin kitabını yazdı. Ama bu kitapta yazılanların bedelini de milletimiz fakirleşerek, fukaralaşarak ödüyor. Erdoğan'ın ekonomide yazdığı kitap işte bu. Kitap okumayan kitap yazamaz. Hele hele ekonominin kitabını hiç yazamaz. Yazarsa da ortaya böyle bir ucubeliğin kitabı çıkar. Erdoğan kendisini ekonomist diyor ama milletimiz Erdoğan'ın ekonomi diplomasını da görmek istiyor. Millet haksız mı? Elbette değil. Çünkü bu berbat kitabı yazsa yazsa ancak çakma bir ekonomist yazar. Bu yönetimin elinde geçen her saniye milletimizin de devletimizin de aleyhine çalışıyor. Erdoğan her şey yolunda diyor. Tek sorun 50+1 barajıymış. Anlaşılan Erdoğan 50+1 barajı düşürülsün ama ucube rejim kalsın istiyor. Ne yapalım? Sizi memnun etmek için barajı 30+1'e mi çekelim? Yoksa 20+1 daha doğru mu olur buyuruyorsunuz? Erdoğan'ın bugün 50+1'den şikayet etmesinin tek bir nedeni var. Geliyor gelmekte olanın korkusu. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun artık o çıtayı aşamaz. Milletin sandıkta atacağı şamardan da kurtulamaz. Çünkü milletin gözünden de gönlünden de düştü. Milletin Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı. Bu ucube rejim gömleği artık yama tutmaz. Bu çirkin elbisenin ilk sandıkta topyekün çöpe atılması gerek. Yepyeni birinci kalite kumaştan güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini istişareyle dikmeye ihtiyacımız var. Bu yeni elbisenin terzisi de tabii ki bizzat milletimiz olacak. Biz hazırız. Milletimiz de hazır. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede cumhuriyeti hep beraber omuz omuza gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Herkes canından malından emin olacak. Geleceğinden emin olacak. Çokça kazanacağız, hakça paylaşacağız. Emeklilimiz, emeklilikte yaşa takılanlar, işçimiz, memurumuz, küçük esnafımız bizim yönetimimizde derin bir nefes alacak. Bizim yönetimimiz gençlerimize umut olacak. Komşularımızla, tüm dünyayla iyi ilişkilerimiz olacak. Suriyeli sığınmacılar en geç 2 yıl içinde davulla zurnayla ülkesine gidecek. Tüm yaralarımızı hızla saracağız. Kayıpları yerine koyacağız. Biz kucaklaşmaya hazırız. Milletimiz de hazır. Sandıktan kaçma, milletten korkma Erdoğan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorular varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk olarak ATV ve A Haber tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın CHP, HDP ile ittifak kurarsa biz olmayız açıklamasına sizin bir değerlendirmeniz olabilecek mi? Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir. İttifakımızın adı da bellidir. Adı Millet İttifakı'dır. İttifakın liderleri de bu ittifakı güçlendirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedir. Efendim, Kanal 7 tarafından yönlendirilen bir soru var. Kanal 7'nin sorusu şöyle. Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'e 4 kadın çalışana taciz iddiasıyla 34 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Parti olarak bir yaptırım uygulanacak mı? Şimdi konuyla ilgili olarak işleyen bir yargı süreci var. Mahkemenin
mahkemeden çıkacak sonuca göre tabii ki gerekeni yapacağız. Evet. Efendim, Fox TV ve Haber Global tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. 3600 ek gösterge için Çalışma Bakanı Ocak ayında mecliste dedi. Aynı toplantıda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı sonunu işaret etti. EYT'de de aynısı olmuştu. Bakan hazırlık var demişti, sonra kendi bakanlığı yalanlamıştı. 3600 ek gösterge ve EYT konusunda sürekli değişen takvim ve açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Çalışma Bakanı çıktı. 3600 ek gösterge Ocak'ta meclise sunulacak dedi. Herhalde ne dediğini biliyor. Ama sonra Erdoğan çıktı aynı toplantıda 2022 sonunda bu iş olacak dedi. İşte bunlar acaba kabine toplantısında birbirleriyle konuşmuyorlar mı? Bu nasıl iş yani? Kabinenin başındaki bir başka bir şey söylüyor, bakanı da başka bir şey söylüyor. Aralarında akort yok, ayar yok. 2022 Ocak ayında meclise sunulacak bir teklif 2022 sonuna neden kalsın? Anlaşılan Erdoğan bakanın verdiği tarihten rahatsız. Öyle görünüyor ki 3600 ek göstergeyi vermek de bize nasip olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna gelince. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmeyi sadece biz vaat etmedik. Şu anda ittifakın küçük ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi de seçim meydanlarında bu sorunu çözeceğini bar bar bağırdı. Bunu seçim beyannamelerine de yazdı. Ama görüyoruz ki bu vaadini yerine getirmek için hiçbir çaba göstermiyor. Aslında bu soru sorulacaksa önce hükümette olan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağına sorulmalıdır. Meclise seçimde vaat ettikleri doğrultuda bir teklifi hemen getirsinler. EYT, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biz de hemen destekleyelim. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin son günlerdeki çıkışı biz iktidara ortak değiliz şeklinde. Siz bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda ülkemizde hükümet eden Cumhur İttifakı. Aslında bu ucube rejimin müellifi de büyük ölçüde Sayın Bahçeli. Saraydan gelen tüm tekliflerin altına mecliste imzayı basan da kendileri. Şimdi anlaşılan rahatsızlar ki dört koldan biz hükümet ortağı değiliz diyorlar. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar. Buradan şunu söyleyeyim. Hiç kimse attığı imzanın ya da yaptıklarının sorumluluğundan kaçamaz. Hep söylüyorum, milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu da veriyor. Sandık geldiğinde de ellerine tasdiknamelerini verecek. Efendim, Haber Global tarafından yönlendirilen soru var. O soru yine şöyle. Lütfü Türkan'ın durumu Genel İdare Kurulu'nda gündeme gelmediği belirtiliyor. Türkan için bir disiplin süreci yürütülmeli mi? Parti olarak sizin görüşünüz nedir? Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Artık başka bir partinin iç işleyişiyle ilgili konularda yorum yapmamayı tercih ediyoruz. Efendim, Haber Global, Medyascope, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte partimizin de hataları oldu. Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım dedi. AK Partili bazı isimler bu ifadeyi siyaset dilinin dinselleştirilmesi tehlikeli diyerek eleştirdi. Bu eleştirilerin yanıtınız nedir? Bir de bu helalleşme için hangi kurumla ne zaman görüşüleceği konusunda bir takvim var mı? Genel Başkanımızın helalleşme konusundaki açıklaması son derece net. Yani bu açıklamayı kalkıp dinselleşme falan gibi yorumlayanlara da Allah akıl fikir versin. Efendim, KRT TV ve NTV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmede
mevcut sistemdeki 50+1 şartından dolayı pişmanlık duyduklarını açıklamasının ardından benzer bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten geldi. CHP'nin mevcut sistemdeki 50+1 şartı ile ilgili tutumu nedir? Yani bunu hep söylüyoruz. Dar gelen, bol gelen 50+1 değil. Bu ülkeye dar gelen mevcut sistemin tamamı. Bu ucube rejimin tamamı. Bu ucube rejim elbisesinin ülkemize dar geldiği 3 yıllık tecrübeyle görüldü. Milletimiz bedel ödedi. Yapılması gereken bellidir. Bu ucube rejim elbisesini toptan çöpe atmak gerekir. Şurası, burası, bunların tartışılacak hali yoktur. Ülkemize de, milletimize de yakışan birinci sınıf bir kumaştan yepyeni, kaliteli, güçlendirilmiş parlamenter sistem elbisesidir. Bu elbisenin terziliğini milletimiz yapmaya hazırdır. Efendim, son olarak Tele1 TV tarafından yönlendirilen bir soru var, onu aktaracağım. Son 10 yılda kamunun kasasından sadece 10 elektrik şirketine 14.4 milyar lira ödendi. Bu paranın 5.3 milyar lirası muhalefetin beşli çete söylemiyle eleştirdiği AK Parti'ye ve Erdoğan'a yakın şirketlere gitti. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Baştan beri anlatıyorum. Yani Erdoğan şahsi hükümetinin de Erdoğan'ın yazdığı hükümetinin gözünde, gönlünde milletimiz yok. Erdoğan'ın yazdım dediği kitapta milletimiz hiç yok. Varsa yoksa yandaş var. Varsa yoksa beşli çete var. Bugün Ekim ayı bütçe rakamları açıklandı. Erdoğan'ın tek kuruş çıkmadan yapıyoruz dediği döviz garantili rant ihaleleri için milletin cebinden ilk 10 ayda 2 milyar 916 milyon dolar çıkmış. 2016'dan bu yana ise 5 yılda 9 milyar 768 milyon dolar çıkmış. Ve yine önümüzdeki 3 yılda milletin cebinden bu tek kuruş çıkmayacak denen projeler için kasadan 14.6 milyar dolar çıkacak. Bu da tabii dolar kuru daha yükselmezse. Bütçeye dayanak teşkil eden dolar kuru tahmini 2024 için 10 lira 27 kuruş. Şu anda zaten dolar kuru 2020 yani şu anda dolar kuru 10 lirayı gördü. Şimdi bu ihalelere imza atan olsa olsa çakma ekonomist olur.